Gündem programı olarak Madame Dedi firmasına konuk olduk. Yönetim kurulu başkanı İnci Arıyan'la birlikteyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 14 yıllık bir firmayız. Ben 3 yıldır bu ailenin içindeyim. Yaklaşık Türkiye'nin hemen hemen her bir yerine modellerimizi gönderiyoruz. Özel tasarım deyince biraz hayallerle dolu bir dünya aslında. Biz tam olarak bize geldiğinde, bir bayan bize geldiğinde öncelikle ne istediğini söylüyor. Biz onun hayallerine ortak oluyoruz. Ona göre tasarımlar yapıyoruz. Onun fizik ölçülerine, boyuna, kilosuna, saç rengine, göz rengine kadar her şeyle birebir ilgileniyoruz. Mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Biz de mutlu oluyoruz tabii ki. İnci Hanım, firmanızın kuruluş aşamasını anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi özel tasarım olduğunda birebir karşındaki kişiyle iletişim kurmanız gerekiyor. Provalarımız var çünkü. Provaya geliyorlar. Renkleri beraber seçiyoruz, karar veriyoruz. Aslında daha çok kendi bölgemizde, İzmir civarında, Ege bölgesinde. Ama şöyle bir şey var. Ankara'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, orada da gençlerimiz var. Onlar da özel tasarım istiyorlar. Onlardan da daha çok butiklerle çalıştığımız için direkt oraya geliyorlar butiklere. Butiklerden bize geliyorlar. Yani biz ürünü butiğe gönderiyoruz, butik teslim ediyor kişiye. Nerelere hizmet vermektesiniz? Toptan satışlarımız söylediğim gibi Türkiye'nin her yerine veriyoruz. Ankara, Erzurum, Kars, Trabzon, aklınıza gelebilecek bütün illeri sayabilirim. Yani şu an saymadım. Ayrıca hazır giyimi biraz da hot couture'a çevirmeye çalışıyoruz. Her yaptığımız üründe, her tasarımda tek tek, yani fabrikasyon ürünü olarak değil de birebir çalışarak üretmeye çalışıyoruz. Tabii bu bütün ürünlerimizde böyle olması biraz zor. Bunun içinde seçtiğimiz 10 tane ürün var. Ancak bunlarla yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu daha da geliştirip o şekilde devam etmek hedefimiz. Hedeflerinizden bahseder misiniz? Şöyle, hedeflerim, evet, hedeflerim var, hayallerim var. Büyük beden, en büyük hedefim. Genç büyük beden. Bu konuda ben biraz çalışma yapmıştım daha önce. Kendimi de bayağı bir geliştirdiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki sezonda inşallah bunu hayata geçireceğim. İnci Hanım, vatandaşlarımız büyük beden elbise neden bulamıyor? Bize bunun hakkında bilgi verir misiniz? Aslında şöyle dünya genellemesine baktığımız zaman 3. sıradayız. Abiye ve gelinlik olarak. Çin, İtalya, 3. sırada Türkiye. Ama çok büyük bir eksiğimiz var. Büyük beden yapamıyoruz, yapmıyoruz. Yani büyük beden dediğimiz zaman bütün benimle aynı işi yapan meslektaşlarımın aklına gelen anne elbisesi, klasik elbiseler. Ama öyle bir şey yok. Artık gençler daha iri, daha uzun boylu, daha yapılı, omuzlar daha geniş. Bunlara yönelik çalışma maalesef pek yok. Beden aralıklarımız çok kısıtlı, çok düşük. Belki de bir ilk olacak Türkiye'de, bilmiyorum yapan var mı diye, ama benim olduğum çevrede açıkçası ben göremedim. Bu konuda çok büyük bir eksiğimiz var. İhracatlarımız çok, dünya genelinde ihracat yapan firmalarımız çok. Bunlar da zaten hep yurt dışından geliyor modeller, tasarımlar. Burada yapıp yurt dışına gidiyor. Aslında biz bunu yapıp direkt kendimiz de yurt dışına gönderebiliriz. Şu anda Mimar Kemalettin Moda Merkezi'ndeyiz. 1470'e yakın firma var burada, abiye, gelinlik ve damatlık olarak. Ve bu bütün firmalar yurt dışına ihracat yapıyor zaten. Neden kendi ürünümüz olmasın büyük beden ihracat yaparken? Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.